Evet, benim güzel YouTube ailem şöyle gölgede, rüzgardan uzak ve bizim yaramaz keçilerden uzak bir yerde videoya başlamak istedim. Çünkü o kadar geveze ki ta oradan buraya bayağı bir sesi geliyor. Sizlerle bugün arkadaşlar Budapeşteleri dışarıya çıkaralım. Postalarla bir araya mı koyalım dedim ama Muhsin hocam da herhalde ayrı koy dedi. Artık bilmiyorum nasıl yapacağız. Bu arada manzara çok güzel. Yalnız şunun gevezeliği beni öldürecek. Ona sussun diye muz vereceğim arkadaşlar. Bir bakalım muz sever mi sevmez mi? Hem keçilere muz verelim hem de şu Budapeşteleri bir dışarıya çıkaralım. Umarım arkadaşlar bir sıkıntı olmaz. Kanatları da zaten şey ama bantlı ama efendim. Ya Allah aşkına ya. Şuna bak bak. Hem geviş getiriyor hem susmuyor ya. Yani hem bu geviş getirip de hem bağıran ilk defa bunu gördüm. Umarım bak işte bak bak. Bu arada arkadaşlar bizim Aziz'in tavuğu da çok mutlu görünüyor. E tabi Indio Gigante'ler de burada. Yalnız arkadaşlar o nasıldı ya? Engelli yüksek atlama. Yalnız arkadaşlar bizim kimdi ya? Uğur kardeşimizdi galiba. Uğur kardeşimiz yakında gelecek. İki tanesi de onunla gidecek. Efendim. Sanki böyle Tay masajı derler ya. Masaj aleti. Bu telleri sanki ben bu fırlamalara masaj aleti olarak vermişim gibi. Telleri yamultuyorlar. O yüzden hatırlarsanız şurayı yapmıştık. Bu arada şurayı da ezmeye ve bükmeye başladılar. Ben burayı şöyle gördüğünüz gibi kendi çapımda yapmış olduğum traktör için ya da çapa makinesi için yapmış olduğum bu tırmıkla kapattım ki sırtını sürdüğünde ezilmesin. Yalnız hepsi de... Bak. Dur. O zaman şöyle yapalım mı? Şu muzdan yiyecekler mi? Bak önce kabuğunu yiyorlar. Afiyet olsun. Of. Çok sert davranıyor maşallah. Hani şimdi bunlar kendi üzerinde muz serasında ağacın üzerinde sarardığı için of. İştaha bak. Lan tamam. Şu horoza da Allah. Horoza da mı versek? Şöyle yere at. Bir saniye. Al bakayım. Afiyet olsun. Arkadaşlar potasyum, kalsiyum her türden malzemeyi bir de tabii her türden vitamini, elementi fazlasıyla alıyorlar. Şu bizim Indio'ya da verelim değil mi? Onun ha kaç yakaladı. Hadi kaptı kaçtı elinde kaldı. Kapanın elinde kalıyor arkadaşlar. Bir tane daha muz var. Yalnız şunu bana demezseniz sevinirim. Hocam biz muz bulamıyoruz yemeye. Sen onları keçilere ve tavuklara yediriyorsun demeyin. En az kendimi beslediğim gibi beslemem lazım. Tabii ben de her gün muz yemiyorum. Ama en azından arkadaşlar onlar da ağzının tadını biliyorlar. Afiyet of. Of pirana. Pirana. Ay lan. Sanki böyle T-Rex gibi. Aha. Kaptı. Hadi sen de onun ağzından al. Hadi ortaklık mal. Çabuk çök. Çök. Çabuk saldır. Ah ben de yakaladım. Oo tamam. Gel. Hah. Ulan var ya. Sen de var ya biraz bencillik ettin. Hah. Of maşallah. Kuzuma. Maşallah çok tatlı oldu. Tabii bizim öbür taraf kaçtı. Ben bu telleri biraz daha genişletmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın buradan ta köşeye kadar o alttaki direkler var. Direklerle ben bunları çevireyim ki en azından başka tarafa gitmesinler. Şimdi ulan ne olmuş buna? Eyvah. Aşırı doymuş bu. Taş. Hepsinin karnı süper. Yalnız Bülent Türtül'ün dediği gibi hamilelik testi nasıl yapılıyor bilmiyorum. Şöyle bir göstereyim sorduğu şeklinde ama bu da hiç duracağı benzemiyor. Sırtından mı göstereyim size? Sırtı çok geniş. Dikkat ederseniz bakın. Sırtı çok geniş. Ya şişman ya da hamile. Dümülün. Işık sıpası. Neyse bunlar dolaşsın arkadaşlar. Ben şu Budapeşteleri biraz dışarıya çıkartayım. Dolaşsınlar. Kafalarına göre takılsınlar. Aziz bak. Senin hanımefendi böyle dolanıyor ortalıkta. Gel kız buraya. Hiç. Umurunda bile değil. Neyse arkadaşlar.
kapı dolansın. Rüzgardan dolayı da rahatsız olursanız kusura bakmayın. Elimden geleni yapıyorum ama kendimi gizlemek için. Bunların maşallah birden astronomik bir şekilde boyları büyümeye başladı. Çünkü bunlara genelde et veriyorum. Nasıl mı? Paça var ya paça, kelle paça. Onun atıklarından veriyorum. Bayağı da güzel büyüyorlar. Ben hemen geçeyim arkadaşlar Budapeştilerin yanına. Dostlar şimdi hemen gideyim. Bakalım şurayı yapamadım. Allah ayağıma takıldı. Gözüm de önümü görmüyor. Bir bakalım. Aynen Allah Zatoçi filmi vardı ya. Ne zaman diyor gözüm görmeye başladı. Önümü göremedim. Ben de şunu güvenlikli bir şekilde açayım. Güzel ışık yüzmesi. Bizim ooo bunlar nasıl ya? Kanatlarını sökmüşler herhalde ya. Bantları çıkarmışlar gibi gözüküyor. Bir problem olur mu acaba? Bir bakayım. Şu kapıyı kapatalım da. Ondan sonra. Bunlar bantları sökmüşler arkadaşlar. İn bakayım. Bunlar bantları sökmüşler ya. Yeniden mi bantlayacağım acaba? Neyse. Yeniden bantlarım yani. Bunlar nasıl? Oo, canavar gibi uçuyorlar maşallah. Ama hangisi bandı sökmüştü onu unuttum. Hemen o zaman şunların bant işini tekrar yapalım. Bir hesabı ne geldi? Efendim? 2002. O Aziz Hoca'nın. Aziz Hoca var ya. Senin kanka. Ne var ne? Ne kadar çok konuşuyorsun ya? Vallahi bak seni kurabiye miye veririm. Ha? Ehliyet şöyle bak. Ayar bu işte. Buraya kapatmam lazım. Buraya kapatmam diyor. Şöyle. O da şöyle abi. Geleyim. Bir dakika. Evet. Teşekkür ederim abi. Şöyle gerek yok. Hem sansa gibi. Aha. Biraz önce şey yaparken bizim o turabiyle güvercinlere giriş yeri yaparken komşunun köpeği kaçtı. Şöyle göstereyim size. Adı Pamuk. Kangal kırması diyelim. Ama çok fena. Ortalığı birbirine katıyor. Ve çok da güçlü saldırgan. Bakmayın ben saldırgan olduğu için biraz tedirgin yaklaşıyorum. Bayağı bir yemek falan verdim. Böyle tavuk kemiği. Ondan sonra döner tarzı atıklarını. Ondan dolayı bana iyi davranıyor. Yoksa tedirginim yani. Biraz önce garibin kazını az daha yakalayacaktı ama garip koştura koştura geliyor. Bakalım inşallah bir problem olmaz. Köpek de pamuk da ona iyi davranır diye düşünüyorum. Bayağı bir garibin kazları arttı. İnşallah köpeğin dişlerinin arasında kendine yer bulmaz. Ha öyle mi? Hadi. Hadi. Garip kardeş de ünlü olmanın vermiş olduğu heyecanla tabii köpek de elimde ya. O yüzden sıkıntı yok. Neyse dostlar. Ben şimdi gideyim kendi işime devam edeyim. Öbür türlü bayağı sıkıntı yaşayacağız. Yetiştiremeyeceğiz videoyu sonra. Hocam niye eksik video çektim diye fırça yemeyelim. Lan dur. 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 Ya dursana. Hava kararmaya başladı. Ben yine sucuk gibi oldum. O yüzden video görüntülerini iyi çıkmayacağı için durdurmak istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi bu terbiyesiz KFC tavukları, pardon keçileri beni bir türlü rahat bırakmıyorlar. Darlandım artık. Sinirlendim. Sinekler de yemeye başladı. Hala bizim burada sinekler fazlasıyla var.
Bu da peçeteleri artık bir şekilde önce ne yapacağız biliyor musunuz? Şurayı ben bitirmek üzereyim. Bittikten sonra yaklaşık olarak bir gün kadar burada kalsınlar. Dışarıyı seyredecek şekilde. Ardından arkadaşlar onların o işi bittikten sonra kapıyı açarız. Buradan dışarıya çıkarlar. Şuradan girmelerini nasıl öğreteceğiz onu bilmiyorum. Herhalde tutup elle buradan sokacağız içeriye. Bunu zaten yaptım, hani daha önceden yapmıştık ya. En azından bir revize edelim, bir temizleyelim. Menteşeleri bozulmuş, onları yapalım. Yalnız bugün bir yerde güvercin gördüm. Onları sizle paylaşmak istiyorum. O görüntünün güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle mi yapalım? Evet, böyle daha da güzel. Arkadaşlar telleri meziyorlar. İsterseniz bugünlük videoyu burada bırakalım. Bakın her yeri dağıtıyorlar. Artık bunlara ayrı bir yer yapmamız lazım. Daha önceden söylemiştim. Şöyle. Bakın arkadaşlar şuradan özellikle Bülent Kürtül kardeşim, inşallah hamile olup olmadığını sen görüntüyle anlamışsındır. Bize söylersin. Şu köşeden arkadaşlar buraya kadar komple kapatayım ki bizim keçiler izin vermediğimiz zamanlarda burada kalsınlar. Yoksa ortalığı ciddi anlamda dağıtıyorlar. Neyse arkadaşlar, tellerimi araya vermeden burada güzel güzel yatarken kapatayım. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın.